Arkadaşlarımız Halit Bey'le konuşacaklar. Bu önemli bir iddia. Zaten ben rahatladım. Ben rahatladım. Bir canlı yayında kulbasında oturuyorum dedi değil mi? Oturdum dedi. Kesinlikle oturmadı bu adam. Kulbasan da bildiği de yok. Ya size şöyle söyleyeyim, rahat olun. Gerçekten çok sayın rahatladım. Savcımız şeylerini aldığı için. Ya ben annemin hakkıyla çıkacağım. Sen merak etme. Çıkacaksın. Ben bunun altını çiziyorum burada. İfadeleri aldığı için rahat olun siz. Yani onlar ifadelerini alıyorlar zaten. Siz alacaklar merak etmeyin. Tabii, çıkaracak, ispat edecek bir şey. Bir hanımefendi daha telefon attığımız demiş. O da Kılbasan'dan. Hanımefendi günaydın, buyurun. Günaydın Müge Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Mehmet Bey, herkese yalan diyorsunuz da tek doğru siz misiniz? He? Herkese yalan söylüyor diyorsunuz. Kaç kişi bağlandı canlı yayına? Tek doğru siz misiniz acaba? Sen Kılbasanlı mısın? Adresini evet, ben Kılbasanlıyım. Ayşe Hanım'ı da dövdüğünüzü bizzat kendi gözümle gördüm yani. İsim verebiliyor mu? İsmini ver de abla kapına dayansın. Hayır, isim vermek istemiyorum. Ben anne... bizzat şahidim bu adamın şiddet uyguladığına. Bizzat alkol içiyordu her gün. Annen baban bağlansın. Ne yapacaksın anasını babasını? Yok, ayarlıyorsun işte Kılbasan da arkadaşlarını. Benim Kılbasan'da arkadaşım yok ki. Bir dakika da arkadaş falan ya, değiliz yani. Ya benim komşum yani. Mu bu? Kim de benim? Bizzat kendi gözümle gördük. Sana niye isim versin? Ya, sana niye isim versin? Evime gelmiş mi, görmüş mü? Gördüm diyor ya. Gördüm diyor gözümle. Ben de diyorum ki isim mi, komşum değil ki benim. Ya niye isim versin? İç git kapılarına dayan versin de, oldu mu? Köyün öbür ucunda şey gelsin beni görsün. Kim böyle bir şey bağlanınca inanacaksın? Var mı böyle bir şey ya? Kendi şeylerinden bağlanınca mı inanacaksın? Hani Fikir, Şükrü Gül, onlar seni savunacak değil mi? Onların beklemiyor. Bizim sülalede bir tek doğru yokmuş. Bir tek sen var mısın? Hepsini kötüleyin. Tamam, ben doğruyum, ben buradayım. Ananı, demek ki burada olmadıklarına göre hepsi yamuk. Ananı kötüleyin, dayını kötüleyin, dayın oğlunu kötüleyin. Kimse kalmadı baba, ki. Baba, ben hiçbirini saymıyorum. Hiçbirini saymıyorum. Bir tek sen mi doğrusun? Ben doğruyum işte. Bu doğruyum ki buraya geldim, bunları anlatıyorum. Demek ki hepsi yamukmuş yani, ki gelmediler. Göreceğiz. Arasaydın deseydin. Zaman gösterecek. Şimdi Mehmet Bey, şöyle bir iddiaları var. Diyorlar ki Havva, sen biliyorsun aslında. Şimdi ailenin bir kısmı Mehmet Bey için çıkıp iyi demez. Çünkü onların iddiası zaten, eğer Mevlüt'ün başına siz bir şey getirdiyseniz. Hani yeğenlerinizle getirdiğiniz. Sen anlat evet, Havva. Evet. Olduğu için hani o yeğenler zaten çıkıp babam için kötü bir şey söylemez diyor. Ortak. Evet. Söylemez. Verirlerse o da onları peşinden sürecek. Kendileri evet. Yanacakları için adını vermiyorlar. Evet. Kendileri de gidecek arkadan ondan. Kim onlar? Yani yeğenleri, Hanifi Karayılan, yeğenleri. Hanifi Karayılan, Şükrü Karayılan, Ahmet Karayılan, Talali diye biri var. O da en büyük halamızın oğlu. Onlar savunur, başkası savunmaz ki. İnsan olan insan savunmaz ki. Müge Hanım, bir şey anlatabilir miyim? Peki, Şükrü Karayılan telefon attığımızdaymış. Şükrü hanımefendi, çok teşekkür ediyorum. Şükrü Bey günaydın. Günaydın Müge Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun çok ben. Siz Mehmet Bey'in yeğenisiniz öyle mi? Evet, evet ben kendisinin yeğeniyim. Kim oluyor? Ablanızın oğlu mu? Ablam oğlu. Ablanızın oğlu evet. Şimdi aile diyor ki eğer Mevlüt Ozan'ın başına Mehmet bir şey getirdiyse zaten siz de işin içindesinizdir. Tabii tek bu, başına yapamaz. Kurşunlanma olayında şimdi, da yine işin içinde oraya, olduğunuzu iddia ediyorlar. Buyurun. Şimdi oraya bayağı kişi çıkmış ama şimdi buradaki bizim amacımız Mevlüt Ozan atların kayıp bulunma çabasındayız herkes. Şimdi şöyle bir durum var. Orada herkes asıllı asılsız konuşuyor. Yani dayının dediği gibi yalan makinesine bağladılar. Galiba yalan makinesi yanacak. Yine dayın karıştırıyor. GBT'ydi geçmişte, oydu buydu. Şimdi dayın konuyu karıştırıyor. Biz kimse, mi karıştırıyoruz? Kimsenin GBT'sini karıştırmasın. Oraya çıkılma dayın amacı belli değil. Dayın karıştırıyor. Dayına sorsana niye Zinet'in GBT'sini karıştırıyor diye. Şimdi bir müsaade ederseniz ben konuşacağım. Şimdi yaklaşık bu olay ben 1,5 yıldır da dayımla kendim konuşmuyordum. Mehmet Aklar'la. Yalnız yapılan haksızlıklara karşı kendimi tutamadım. Çünkü sonuçta o benim dayım. Yani orada o kadar asılsız şeyler söyleniyor ki. Yani biz oraya kayıp olan bir yeğenimizi bulmak için bir program açtık. Sizlerden Allah razı olsun. Şimdi bizi amacımızın üzerine yoğunlaşsak daha iyi olacak. Şimdi yok dayımın önceki ayrıldığı karılar çıkıyor. Ayrıldığı kadınlar çıkıyor.
İşte yok, ismi belirsiz kişiler. Az önceki Halit Uysal çıkmış. Biz de kılbasında 25 yıl kaldı. Yani öyle bir kişi biz tanımıyoruz. Niye tanımıyorsunuz? Şükrü, bu deminki arayan adam kılbasanda oturmuş. Ben hiç duymadım, kılbasanda Uysal soy ismi de yok. Var, var. Var. Benim bizzat sınıf arkadaşım var. İşte o ispatlayacak kılbasanda oturduğunu. Soyak kime, var diyorum ben. Bu kime ne söyledin sen? Demedim. O soyak var. Şimdi biz de orada öyle bir şey söylüyorlar ki, yani orada bir konferans düzenliyor bunlar. Hı. Şimdi yok, bizim ismimizi karıştırıyorlar, yok anamın babamın ismini karıştırıyorlar. Yani. Tamam beyefendi, siz bildiğinizi anlatın. Şöyle bir iddiada bulunmuşsunuz. Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Yani sizin neyiniz oluyor, dayınız oluyor değil mi Mehmet Bey? Şimdi dayımı dövdürsünüz. Sizin dayınız, yeğenlerinizin ve yengenizin iddia ettiği gibi böyle şiddet eğilimli bir adam mıydı, yoksa çok müşfik, sakin biz, bir koca mıydı? Biz çok eskiden daima imrenirdik. Niye imrenirdik biliyor musunuz? Bizim evimizde yiyecek içecek yoktu. Biz zeytin bulamazdık. Ama dayımın evinde 4 çeşit zeytin, 3 çeşit peynir, tavuk, etin haddi hesabı olmazdı. Hani bir insan illa ki içiyor diye, alkol tüketimi yapıyor diye, ismini de kullanmak istemiyorum şimdi de. Yani bu insan çok kötü bir insan da olması lazım. Zaten şimdi bakın, sen biliyorsun. Hayır sen bakın, bunun adı demagoji. Şey. Şimdi içki tüketimi yapan insan Allah kötüdür Allah gibi bir iddia Allah yok Allah. Burada ortada. İçki tüketimi yapıp sağa sola saldıran bir insanın biz şiddetinden bahsediyoruz. Yoksa herkes istediğini içer. Anlatabiliyor muyum? Yani bazısına da süt dokunuyor. Bazısına da bal dokunuyor. Bazısına da alkol dokunuyor. Dokunuyor, birilerine rahatsız oluyor. Ben bal yiyemem. O yüzden yemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Eğer birisine de dokunuyorsa alkol, o zaman onu içmeyecek. Şimdi lafı sapıtmayın lütfen. Ben size bir şey soruyorum. Bu adam ailesine eziyet ediyor muydu alkol aldığı zaman? Bu önemli konu bu. Eziyet etmiyordu mu yani? Tamam etmiyordu. Tabii. Peki sizin siz şöyle bir iddiada bulunmuşsunuz. Şöyle bir iddiada bulunmuşsunuz. Göreyim. Kaybolduktan bir yıl sonra Mevlüt'ü gördüm demişsiniz. Yani 6 ay da olabilir, 1 yıl arası da olabilir. Tamam, nerede gördünüz? Karaman'ın İsmet Paşa Caddesi var. Orada biz yüz yüze karşılaştık. Evet. Ben dedim ki gel abim biraz konuşalım, oturalım, çay içelim dedim. Abi dedi ben bir yerden para alıp geleceğim, hemen 5 dakika içinde geliyorum dedi. Ve ben yani yaklaşık bir saat zarf içinde orada bekledim, ama ne gelen oldu ne giden oldu. Peki bu çocuk kayıptı. Ondan sonra kayboldu. Peki bu çocuk kayıptı siz. Belki de. Bir dakika, bu çocuk kayıptı siz demediniz mi? Oğlum sen neredesin? Seni arıyoruz. Ne yapıyorsun? Onlarla konuşacaktık. Ayaküstü konuşamadık biliyor musun? Ben dedim bir çay içelim. Sohbet muhabbet edelim. Yani çocuğa biraz nasihat verelim vaadinde. Yalan. Gördüm. Yalan şahitlik yapıyor. Yalan. Böyle bir seneden beri görülmediğine göre, kayıp olduğunu da siz düşündüğünüze göre normal bir şekilde miydi? Giyimiyle, kuşamıyla, konuşmasıyla heyecanlı, hareketli bir durum mu vardı, yok da gayet sakin, normal yaşantısında bir adam mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam bu aylarda bir zaman olacaktı. Mont falan giyiyorduk üzerimize. Normalde kıyafetleri vardı. Tamam, peki siz bunu hemen babasını arayıp söylemediniz mi? Yok hayır söylemedim. Neden? Yani şöyle söylemişsindir. O zaman biz köyde kalıyorduk, yani görüşmemiz o zamanlar telefon falan çok meşhur değildi. Yo, geçen seneye kadar görüşüyormuşsunuz, merak etme, oğlunu ben gördüm burada bak. Ya söyledim yani bir iki gün sonra söyledim. Onu niye söylemedi amcam? Tabii bir iki gün sonra söyledim. Ya anlamadım ben ki. Hayır diyor ki ben diyor gördüm diyor kaybolduktan bir sene sonra diyor. Sana söyledi mi kaybolduktan bir sene sonra gördüğünü? Vallahi ben hatırlamıyorum. Şükrü söyledi mi? Şükrü mü söylemedi mi? Peki annesine niye söylemedin? Bir çocuğun kaybında en çok ızdırap duyacak olan annedir, kardeşlerdir. Yani kalkıp da annesine, ya gözünüz aydın bakın, bir yıldan beri, iki yıldan beri kayıp olan işte oğlunu gördüm, merak etme, şurada konuştum, sağlığı iyi falan diye annesine bir haber vermeyi düşünmedin mi? Annesi ki zaten biliyordu ki Mevlüt'ün dışarıda gezdiğini. Nerede biliyordun? Ben gelecekti, nereye gittiğini bilmiyordum. Sizler gizli gizli telefonda konuşuyor musunuz? Konuşuyordum tamam. İşte konuşuyormuşumuz, sonradan konuşamayız. Onları da söyleyeksen orada. Söyledim zaten. Saklı saklı görüşüyorduk dedim zaten. Evet.
Neler çevirdiklerinizi de görüştünüz mü yani aranızdaki? Ben hiçbir şey çevirmedim, siz değilim ben. Ha? Siz toplamıyorlardı. Hayır, bir saniye. Ne çeviriyorlardı? Ne çeviriyorlardı beyefendi? Ne çeviriyorlardı? Bu dayını gördüktürenler kim Müge Hanım? Annesiyle oradaki ünlü. Tabii canım. Devlet. He. Dayımın kazandığı paralardan kendi parasından kendi adamı gördüktüler. Öyle mi? E tabii. Beş para mı veriyor muymuş bize de biz para? Onun parasıyla onu dövdük. Onu mu dövdük? Onun parası kendine yetmiyor. Yengemin ekmek yeme para bulamıyor. Adam adam dövdükmeye para bulamıyor. Beyefendi, beyefendi bakın. Ne, ne biçim, ben size ne şunu söylüyorum. Ne biçim insanlar ya? Diyorum ki. Nankör. Ben diyorum ki size. Siz bu çocuğu bir yıl sonra gördünüz kaybından. Şu ana kadar sizden başka gören çıkmadı. Siz bu çocuğu gördünüz. 12 yıl geçmiş. 12 yıldır. Niye hiç mevzusu geçmedin bu çocuğun? Bu çocuk yani kedi yavrusu olsa ay nerede diye arada bir anılır. Niye demediniz o zaman dayınıza? Ya dayı merak etme ben bunu gördüm. Niye bir kuzeninize merak etmeyin ben bunu gördüm demediniz? Şimdi Müge Hanım böyle bir aramızda konuşma olmuştur. Ama zaman zarfı olduğu için belki unutulmuştur. Ya insan çocuğunu i̇nsan unutur mu? Çocuk unutur yok mu? Ortada ya. Ha, çocuk unutulur. Yok ortada. Bunların umurunda değil ki çocuk. 12 yıldır ortada olmayan birinden bahsediyoruz. Ve siz bunu bir yıl sonra gördüğünüzü söylüyorsunuz. Şöyle de bir durum var. Hı. Peki bu Ayşe yani Mehmet Bey'in hanıma. Bir dakika, şöyle de bir durum yok. Şimdi şöyle de bir durumu önce oraya buraya bitirelim. Siz madem gördünüz, sizden başka gören var mı ailede bu çocuğu? Benden başka gören yok. Bir tek siz gördünüz. Hatta geriye dönük bakın tekrar diyorum geriye dönük o caddedeki bankaların resmi banka var. İsmini vereyim mi? Jandarmaya verirsiniz. Ha işte bak oranın kamera kayıtları geriye dönüp çıkabilirse illaki bankaların geriye dönük vardır. Tamam var. Orada da bizim. Yani siz niye bu çocuğu bu kadar umursamıyorsunuz ben anlamadım yani. Kayıp olan bir çocuğu görüyorsunuz niye umursamıyorsunuz? Ya umursam değil. Çocuk eli avuca sığan bir çocuk değildi ki Müge Hanım. Çocuk 16 yaşında çete kurmuş ya çete 16 yaşında. Hala çete değil. Allah'ım ha. Sensin baba olaydın da çete kurmuş. Bak bugün sana senin kendi karın işte öz çocukların diyor ki baba kardeşimize oğlumuzu öldürdün diyorlar ya. Bu senin samimi olduğun bir yerin ya. Niye sana dememiş bunca yıldır merak etmeyin ben onu gördüm diye. Ya çocuğu biz belki de dedi, belki de demedi ama... Abi dedi, sen hatırlamaz mısın? Sen her şeyi hatırlıyorsun. İyi de bu çocuğun... Japonya'yı unutmamış bu çocuğun ya. Yoldan çıktığı için kimse üstüne durmuyor. Ya durmuyor da bak sen polise gittiğinde... Yoldan, hatta sen... şöyle anlatıyor Şakir Bey, bir aile için meseleden dolayı geldi diyor. Onun için gittiğinde sana onu Japonya dediğini hatırlıyorsun da... Sana kendi yeğenim bir yıl sonra gördüm diyor. Buraya ilk geldiğinde demen lazım ki... Zaten bir yıl sonra görmüş onu şey Halit. Aman Şükrü. Onu demek, alalım da Halit. Demek ki söylememiş. Demek ki söylememiş. Söylememiş. Peki söylememesi normal mi? Onu da ona sorum. Normal mi? Kaç gündür konuşuyoruz? Normal mi? Kaç gündür burada konuşuyoruz? Şükrü Bey niye birkaç gün önce hemen sizi arayıp ya da annesini arayıp Ayşe Hanım'ı arayıp ya ben o oğlunu senin kayboldu dediğiniz günden bir yıl sonra Melike, görmüştüm. Niye demedi? Melike. Neden demediniz Şükrü Bey? Ya, nasıl ben kaç gündür arıyorum ben sizi bağlanamadım ki yani. Ya, buraya bağlanmanız gerekiyor. İlla herkes de bize suçlayacak. Bana bağlanamadıysan ara dayını daya senin suçluları ama ben bir yıl sonra gördüm kaybolduktan sonra de kardeşim. Her şeyin sebebi burada bağlanıp bağlanmamak gibi gösteriyorsunuz da. Hayır niye bağlamayalım? Yani niye bağlayayım? Ben bu çocuğu arıyorum. Sen şimdi bu çocuğu şurada gördüm desem ben niye bağlayayım? Ben isterim ki gideyim bulayım, getireyim buraya, sarılsınlar, kucaklaşsınlar. Bana ne? Mutlu olsunlar. Ya bu çocuk bir yerde de siz söylüyorsunuz da biz mi söylemiyoruz yani? Saçma sapan konuşmayın. Sen bu çocuğu gördüysen bir yıl sonra niye söylemedin bu zamana kadar dayına? Niye herhangi bir kuzenine söylemedin? 12 yıldır aranan bir çocuk. İşin enteresan tarafı yalnız. Senin gördüm dediğin zamandan itibaren bu çocuğun kimlik hareketi yok. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.